Arkadaşlar selam, merhaba. Şimdi herkes soruyor, köpek eğitmeni nasıl oluruz, köpek eğitmeni nasıl olur? Şimdi köpek eğitmeni gerçekten, hani köpek eğitmenliği yapan, köpek eğitmeni olmuş bir arkadaş var aramızda, Latif Erol. Latif hoş geldin. Hoş bulduk Aygün abi. Şimdi Latif geçerken bize de uğradı sağ olsun, bizi kırmadan ziyaretimize geldi. Şimdi Latif çok güzel köpek çalıştırıyor. Latif'in Instagram adresini falan filan bu videonun altına koyacağım. Oradan Latif'in her ırk köpeklerle yaptığı çalışmalara bakarsınız. Çok ciddi çalışmalar yapıyor ve yaptığı çalışmaları işin açıkçası gönül rahatlığıyla Instagram'da şurada burada paylaşıyor. Bunu çok insan yapmaz. Neden? Çünkü adam yaptığı işe güveniyor. Ben böyle söylüyorum. Her zaman arkamdan da böyle söyledim. Yüzüne de böyle söyledim yani. Teşekkür ederim Ergin abi, sağ ol. Şimdi Latif. İnsanlar merak ediyor abi, tamam mı? Şimdi köpek eğitmeni olmak için ne yapmak lazım? Köpekle çalışmak lazım abi. Evet. Köpek eğitmeni olmak için. Köpek eğitmeni olmak için iki tane yumurta kırıyoruz. Kırıyoruz abi. Karabiber, tuz. Kafamıza sürüyoruz. Köpek fotoğrafına bakıyoruz. Uykuya dalıyoruz. Uyandığımızda köpeği eğitir bir hale gelmiyoruz. Köpek eğitmek için... Köpekle çalışmak lazım. Köpekle çalışmak lazım. Yani bunun okulu bu. Jokey olmak için... Ata binmek lazım. Doktor olmak için tıp fakültesine gitmek lazım. Yani hayatta neyi yapmak istiyorsanız onun için içinde olmak lazım. Çalışmanız lazım, değil mi? Kesinlikle abi. Şimdi biraz önce de biz kendi aramızda bahsettik. Bakın arkadaşlar, şöyle bir şey var. Bazı insanlarda Allah vergisi bir yetenek var. Hayvanları hissediyorlar. Hayvanların davranışlarından hayvanın sıkıntılı mı, üzüntülü mü, gergin mi, kızgın mı? Bazı insanlar Allah vergisi yetenekle bunu hissediyor. Bazı insanlar bu işi öğrenmek istiyor, azmediyor, çalışıyor. Ne yapıyor? Köpekle çalışıyor, öğreniyor, bir yerlere geliyor. Yapıyor. Bazı insanlarda da işte hem bu yetenek var hem de azim olunca, bu iş birleşince o zaman böyle çıkıyorsun, Mark Belon oluyorsun, Helmut Reiser oluyorsun. Dünya seni tanıyor. İşte önemli olan çalışmaktır. Bu işin birinci kuralı abi. Yani evet. Sabah kalkacaksın, köpekle yatacaksın, köpekle kalkacaksın. Abi. Bunun evet. Hani bir okulu, tamam, kitap okumak, video izlemek bunlar gereklilikler ama tabii bu iş öyle öğrenecek bir iş değil abi. Okursun, saatlerce oku. Saatlerce video izle. Çıkıp köpeğin karşısına uygulamak ya, için. Nazari kısım mutlaka bir teori bilmen lazım. Kesinlikle yani, abi. Bu işin teorisi nedir? Bunu açıp kitaptan şuradan buradan okuyacaksın. Bunun ne olduğunu anlayacağız önce. Köpek eğitimi ne abi? Yani biz evet. Ne yapıyor? Bu bir sistem sonuçta. Bizim köpeğe çalıştırdığımız bunların hepsinin arka tarafında çalışan tabii bir sistem var. Bunun anlamadan bir şey yapamayız. Hani alalım elimizde hadi sosis mamaya gel. O değil. Yani bu, biz onu yaptığımızda arkada ne çalışıyor? Bunun teorisini öğreneceğiz. Bunu evet. Nereden öğreneceğiz? Tabii ki bunu kitaptan öğreneceğiz. İşte anlatan onlarca videolar var. Bunları öğreneceğiz. Ondan sonra ama işin büyük kısmı. Ya Latif, çalışmak bir de, lazım. Şimdi köpek çalıştırmanın da bir ekolü var. Farklı ekoller var abi. Sistemler var. Sistemler var. Şimdi sen bizim buraya geldin. Biz sürü şeklinde köpekleri salan, yani bütün köpeklerini bir araya salabilen, yani herkesin yapabileceği bir sistem değil. Yani şurada benim sistemimi kullanmak. Biz burada köpekleri eğitmiyoruz. Yani bizim köpeklerimiz bir sürü içerisinde sürünün kurallarına uyarak sosyal köpek davranışlarını geliştirip sürü içerisinde, bir hiyerarşi içerisinde yaşamayı öğreniyor. Şimdi herkes diyor ki ya köpekler ne kadar? Şu anda benim burada eğitimli bir köpeğim yok. Hı-hı. Ama burada eğitimden ne anladığımızın bir önemi var. Abi bu da bir eğitim. Yani bizim şimdi aslında eğitim dediğimiz şey köpeğin zaten senin yaptığın doğal ortamındaki evet. Davranışlarını kendi hayatımıza simüle ediyoruz aslında. Evet. Sen bunu doğalda yapıyorsun. Bırakıyorsun. Onlar kendi aralarında hiyerarşiyi sağlıyor. Tabii aynen. Destekliyorsun, bakıyorsun ama bu da bir yöntem işte. Bu da senin yöntemin, bu da senin evet. Sistemin. Yani ya şimdi bu bazı hani şimdi bazı eğitmen arkadaşlar diyor ki ya abi öyle olur mu? Köpeklerin hepsini evet, çalışacak köpek için, iş çalışacak. Köpeği o için. O başka bir boyut. Abi. İş köpeği olacak, arama kurtarma köpeği olacak, IGP yapacak, ne bileyim agalite yapacak. O köpeğin yavruluktan itibaren
Bu disiplinden geçtikten sonra, temel bu sosyal köpek davranışı dediğin disiplinden geçtikten sonra o köpeğin yapacağı işe odaklanıp birebir bir çalışma yapması gerekiyor. Ama biz daha çok köpeklerimize hani sosyal bir sistem kurup köpeklerin içerisinde kavga dövüş çıkmadan ha şey olmuyor mu yani ufak tefek hırlaşmalar, dalaşmalar. Tabii ki olacak. Yani onlar oluyor ama işte gördün kavga edemezsin. Bu kadar dişi köpek için 10 tane 12 tane dişiyi açıp ortada böyle bir olay çıkmadan kazasız belasız atlatmak da kolay bir şey değil işin açıkçası. Yani bunu sağlamak da bu farklı bir olay. Şimdi hep izleyenler şey diyor Ergün abi sen hep konuşuyorsun kimseye konuşmuyorsun. Bugün seni konuşturacağım ben de az konuşacağım. Şimdi videoda girişi de yine çok konuştum. Ya Latif bugün ben konuşacağım. Bu iş nereden çıktı yani neden köpek eğitmek istedin? Abi köpek eğitmeni olacağım diye yola çıkmadım ben. Evet. Bir şey. Ben bir tane Alman çoban sahiplendim. Tabii K9 film var o zaman onu izledik. Evet. Abi köpeği, meşhur. Şimdi izledik. Biz de zannettik ki alacağız köpeği o olacak. Evet olacak. Tabii. Abi aldık köpeği. Abi köpekle yolda yürüyemiyorum. Değil mi? Çekiyor. Bunu bir, tabii yani işte yani. 15 yaşında falanım. Köpek oldu 35-40 kilo. Abi köpekle iki kişi falan yürüyoruz böyle. Olmuyor. O dönem İzmir'e gelip gidiyorum. Ankara'ya gidiyorum. Değil mi? Burada çiftlikler işte Bafi K9 falan. Evet. Meraklıyım. İlgi de var böyle. Seviyorum. Hevesim var. Geliyorum. Biniyorum abi lise öğrencisi buraya. Geliyorum İzmir'e. Dolmuşa biniyorum. Gidiyorum oraya. Çaldım kapısını. Girdim. Dedim hocam benim köpeğim var. Eğitemiyorum. İzledim. Dedim evet bu köpek eğitimi diye bir şey var. Anladım zannediyorum abi. Dönüyorum Konya'ya. Oldu ben tamam kaptım tamam, bu abi, işi. Tamam abi kaptım. Abi yapıyorum. Yok. Köpek bana bakıyor. Ben köpeğe bakıyorum. Uğraş. Vaktim var. Herkes işte gidiyor kahveye bilmem ne yapıyor. Ben köpeğimle basketbol oynuyorum. Antrenmandan çıkıyorum. Köpeğimle vakit geçiriyorum. Okula. Bütün hayatım bu. Köpek eğittim abi. 2,5 sene falan sürdü ama. Evet. Köpeği eğitmem yani. Çevredeki şimdi arkadaşlar görüyor. Latif nasıl yaptı? Yani Konya'da kimse güzel yok. Falan. Çok bir de bölgede güzel. De kimse yok. Kimse yok bölgede. Yani işin... Açık var yani. İnsanlar öğrenmek istiyor öyle bir şey. Ama işin zor tarafı ne biliyor musun? Mesela sen oradan hani 17-18 yaşında, 16 yaşında bir çocuk olarak çıkıp yani gidip koşturup ya işte nasıl yapılıyor diye bu bir heves. Tabii bu yani soruyu gidip, sorduk abi. Yani bir bu... de şimdiki bir video yok Ergün abi. Şimdi YouTube'a gir. Tabii. Ya şimdi biraz... bilgiye uğraşmak çok kolay. Abi. Şimdi yani ben şu birçok şeyi hala sürekli öğreniyoruz. Sürekli geliştirmek zorundayız. Ama şu anki imkanlarıma 15-16 yaşında sahip olsaydım belki çok daha farklı hani seviyeye gelebilirdim. Hani ama dediğin gibi olayın işi ilgi, merak ve çaba abi. Yani bunun evet. Şey çalışacağın. Köpekle çalıştıkça gelişiyorsun. Abi, köpek eğitimini köpekten öğrenirsin. Çünkü işte sen bu köpeğe yaptın aynı şeyi. Bir şey yaptın. Her köpekte bir sorun var. Yani bir otur tabii. için belki bugüne kadar yüzlerce sorun çözmüşüzdür bir köpek eğitimi. Tabii. Bir otur sorunu çözmüştür. Yani çünkü her köpekte bir sıkıntı yaşarsın. Yat için bunları ne kadar çok köpekle çalışırsan ne kadar çok ama. Tabii. O kadar deneyimliyorsun. O kadar gelişiyorsun. Çevreden soruyorlar her gün abi nasıl yaptın? Böyle yaptım. Ona yardım et. Buna yardım et. Abi tamam. İşte. Ya. Latifciğim şimdi mesela biz birkaç tane temel köpek eğitimiyle ilgili trikler hariç işte bu otur var. Yat çekmeden yürüme bekle. Ya zaten bunu yapabiliyorsan köpek temel eğitimi kabaca %80 tamamlamış oluyor sosyalizasyon hariç yani. Şimdi tabii bunu çektik koyduk yani yapmamış çalışmamış köpeklerle çektik koyduk basit tekniklerle çektik koyduk. Şimdi insanlar diyor ki ya biz videodakinin aynısını yapıyoruz. Olmuyor. Olmuyor. Olmaz abi. Şimdi o olmamasının sebebi şu arkadaşlar. Şimdi bir 15-20 sene uğraşacaksınız. Sonra sıfır bir köpeği alacaksınız. Bilmeyen. O köpekle 15 dakika video çekip onu orada çıkartabiliyorsunuz. Şimdi evet. Hiç tecrübe olmadan sıfır tecrübeyle 15 dakikada o köpekle uğraşınca bu olmuyor. Hiçbir şey olmuyor. Tabii. Yani hani diyorlar ya videoda siz çalıştığınız köpekleri çıkarmışsınız. Hayır biz çalıştığımız köpekleri sen videolardan izlediysen fark etmişsin. İzledim onlar ama. Çalışan köpekler değil. Değil. Biz o köpekleri beden dilimizle o köpekleri tamamlıyoruz. Yani yönlendiriyoruz. Abi. İşte orada biraz işi bilen insanlar baktı mı ya galiba bu köpek yapmıyor diyor. Sen diyor bu köpeği beden dilinle tarif ama o köpekler hiç bilen köpekler aynen. Değil. Yani o köpek anca 15 dakikada ya da 8 dakikalık bir videoda o kadar yapabilir. Bu tam anlamıyla oldu eğitimi bitmiş dediğimiz bir evet. Köpek değil. Hani hiç olmamış köpekle siz de eğer uğraşırsanız sadece bizim videolarımız şu bu değil. Yani birçok video izleyin. Yurt dışından videoları izleyin. Türkiye'de kesinlikle. Çok güzel videolar var. Bak var. Tarkan Özvardar'ın videoları var. O videolar çok güzeldir. Kesinlikle ciddi çok faydalı videolar. Onları izleyin. Gökhan'ın videoları var.
Gökhan Dinçtürk'ün videolarını izleyin. Yani hani bu videolar herkesten izleyin, kendi tekniğinizi oluşturun. Yanlış olan kısım da bu abi zaten. Orada evet. Yorumu katamazsak yani onu yapamazsın zaten. Sonuçta evet. Bugün Tarkan Özvar'dır izledim, Bart Beyon'u izledim. Ya olamazsın abi orada. Çünkü tabii o adam o da birilerinden çalışıyor, kendi yorumunu katıyor. Sen de çok farklı kişilerden bu işi dinle, oku, yorumunu kat. Kendine, o zaman işte. Kendine. O zaman oluyor. Yani o zaman zaten başarılı olmaya başlıyorsun. Şimdi hani bu muhabbet geçti, şeyi anlatayım. Bir gün Doska 9'da Ankara'ya gittim. O zaman Erkan abi Doska 9'da. Erkan abi dedi, muhabbetimiz çok iyidir. Erkan bir şey oluyor. Şimdi Erkan abinin böyle kendine has bir tekniği vardır. Aman 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 sen tatlı köpeksin falan filan. Al bakalım neymiş bu, mama mıymış falan filan böyle. Neyse o zaman Sıla var Erkan abinin yanında. Şimdi Sıla da Ankara'da köpek çalıştırıyor. Sıla'nın çalışmasına bir bakayım dedim. Yukarıda küçük bir eğitim alanı var. Yani bir izleyeyim Sıla ne yapıyor falan. Gittim şimdi. Erkan style yapıyor. Tamam. Aman 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 sen de tatlı köpeksin. Tamam bak baba mıymış ne güzelmiş, tamam mı? Şimdi tabi hocadan öğrenmek diye bir şey var yani. Hocamdan çok öğreneceksin. Ama birebir hocanın tekniğini kullanırsan o olmaz. Yapamazsın. Yani sen kendine has bir sistem koyman gerekir. Hayır, Sıla'ya da buradan selam olsun. Biz size hani kötü çalıştırıcı, kötü eğitmen falan demek değil. Ama hocadan da işte öğrenciye şey birebir böyle geçiyor. İşte önemli olan orada sen kendin ne koyabiliyorsun, kendin ne çıkarabiliyorsun, kendine has nasıl bir şey yapıyorsun. Bu da yine senin söylediğin gibi ne kadar çok köpekle çalışırsan. Kesinlikle abi. Değil mi? Kadar gelişiyor. O kadar. Yani şimdi Erkan abi işte mamayı buradan çıkartıp şöyle veriyordur. Evet. Ama benim fiziğim ona el vermiyordur. Şimdi ben bunu yapacağım diye bunu düşünürken köpeği kaçırıyorum. Aynen. Ben bunu düşünmüyor olmam lazım. Bazen de Latif köpeğin anatomisi. Ya şimdi bazı köpek var geliyor şimdi önüne hiyaya çağırıyorsun. Fus diyorsun köpek zıplayarak geçiyor. Atıyor. Ya da yani buradan zıplayarak kıçını atmış geçmiş. Ha arkandan dolaşmış geçmiş. Sen o köpeğe göre bak. İşte şimdi. Hem senin fiziğine göre tamam. Şimdi boyun kısa köpek büyük. Köpek zıplasa belki ağzını burnunu kıracak. Onu yaptırmaman yani, lazım. Yani, daha o zaman ne yapacaksın? Arkandan dolandıracak. İşte bu hani öyle gördüm öyle olacak diye bir şey değil. Yani puan aynı puan. Hiya'dan gel. Fus'a geç, yanına geç. Aynı arkadan puan. Arkadan geçtin, önden geçtin. Öyle bir şey yok. Yani. Ya, tabii ki zıplayıp dönüp yanına. Şov kısmı. Görseli şov güzel kısmı, yani. Artistlik kısmı. Evet. Daha böyle havalı kısmı. Ama aynı puan. Puan aynı. Değişen aynı hiçbir puan. Şey yok yani. Şimdi eğitmen deyince bizim aklımıza Latif böyle her şeyi eğiten adam geliyor Türkiye'de. Ama tabii ki hani bu bir sistem, bir sistematik. Hı hı. Yani köpeğin, pet tarzı köpekleri yetiştirmek mecburiyet. Tabii. Bu işin işte köpeği koşturan, süren handlerlık kısmı. Aynen. Ayrıca işte köpeği her türlü, köpeğin kötü adam olan, köpeği ısıran, köpeğin agresyonunu yükselten helper. Yani bu bir kendi arasında böyle ayrılıyor. Ya bunu nasıl tanımlıyorsun sen? Sana göre yani sistem nasıl, nasıl olmalı? Abi bu herkes kendi işini yapmalı her şeyden önce. Bir adam gerçekten çok iyi koruma, çok iyi itaat, çok yani hepsine çok iyi iz. Çok iyi iz. Çok iyi yani, ability. Şimdi birincisi ekip işi bu iş. Evet, tek başına mümkün değil. Dünyanın en iyi çalıştırıcısı yeteneği ol. Bir yere kadar gelirsin. Yaparsın, güzel köpek evet. Yaparsın. Ama bir yere gerçekten yani dört dörtlük bir iş yapmak istiyorsan koruma yapan adam. Şimdi mecbursun. Mecbursun abi. Yani adam şimdi ayda çalışıyor. O 50 tane köpekle koruma yapıyor. 20 yılda adam binlerce köpekle koruma yapmış. Şimdi benim o köpeğin güdülerini onun kadar okuma şansım yok. Yok. Benim itaat yaptığım köpeğe de koruma yapma şansım yok. Yok ya. Yani, yapacaksın ama yani bir yere kadar köpek sana işte yükselecek. Sistematik burada şey yapıyor. Yani adam şimdi telefon ediyor. Latif diyor ki ya hocam biz eğitim almıyoruz. Sürekli telefon veriyor. İşte yönlendiriyoruz arkadaşlara. İşte itaat eğitimi kaç para? Köpek eğitimi kaç para abi? Böyle köpek eğitimi kaç para? Tamam yani. Şimdi hangi köpek? Irkı ne? Yaşı ne? Boyu ne? Tamam mı? Soru ya, yanlış abi. Hani böyle gofret alır gibi tamam mı? Yani şunu veriyorsun yükleyelim. Hani, yani köpek kaç para? Tamam ya abi. Yani şimdi bu insanlara şaşmamak elde değil. Tabii ki yani. Bu işten de bir gelir elde ediliyor. Tabii, yani. Gelir tabii ki şimdi adam diyor ki
köpek eğitimi kaç para lan? Köpek bir saniye ya. Şimdi abi köpek ne? Ya köpek rot bizim diyor. Dişi mi? Dişi. Erkek mi? Kaç yaşında? Adam 4 yaşında. 4 ya yaşında. Kardeşim şimdi tamam mı? Hani ya da 2 aylıktı ya. Ha 2 aylık. Tamam mı? Gönderelim hemen abi. Ha, gönderelim. Sok çıkar. Şimdi eğitim, hani böyle bir eğitim kuyusu var. Tamam mı? Alıyorsun köpeği. Kafa aşağı. Sokuyorsun. Kuyruk dur. Kuyruğun ucu girmedi. Böyle daldırıp çıkarıyorsun. Ondan sonra koyuyorsun. Oldu. Ya, oldu. Full eğitimli. Şimdi bizim Colt. Gel Colt. Gel. Gel. Aferin oğlum. Gel bak. Gel. Gel 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 gel. Gel buraya. Şimdi mesela şimdi arkadaşlar bu köpeğin geldiği günü biliyorsunuz. Aile almış, evde bakmış ama ne olmuş? Bu köpek güçlü. Psikolojik ve zihin olarak çok güçlü. Mental olarak çok güçlü ve anatomik olarak çok güçlü bir köpek. Şimdi bilmeyen bir aile olursa bu köpek yanlış özellikler, pardon yanlış şeyler kazanarak, davranışlar kazanarak yani. Büyümüş. E şimdi bunu eğitim, evet bu köpeğin yanlış davranışlarını düzeltmek şu köpeğin öncelikli olan ilk eğitimi. Yani şimdi biz bu köpeğin bu davranışlarını düzeltmeden bu köpeğe itaat çalışırsak olur mu Latif? Olmaz. Ergün abi zaten köpek eğitimle ilgili en çok yapılan yani algı çok yanlış. Köpek eğitimi otur yat bekle abi. Bu köpek eğitiminin beceri öğretimi kısmı. Bizim istediğimiz şey köpeğinle sağlıklı yaşamak, mental olarak dengesini sağlamak, onun ihtiyaçlarını anlayıp karşılamak. Yani köpek eğitimi, köpek beslemekten başlayıp onun bütün ihtiyaçlarını, egzersizini planlamaktır. Yani bunu tabii ki köpek otur yat yapacak, orada bir itaat yaptırmamızın bir amacı bir şey var ama o değil eğitim. Evet. Köpek eğitimi oturuyor yatıyor ama geliyor çocuğu ısırıyor. Yani yolda de... yürüyemiyorsun. Hayır, abi yolda yürüyemiyorsun. Ama çok mükemmel yatıyor. Ya çok mükemmel yattan otura geçiyor. Bir şey değil yani. İşte bu. Demek ki eğitim hayatın içerisinde bir sistem olmalı. Kesinlikle. Yani bu sistemin içerisinde, hayatın içerisinde hayata harmanlanmış. Yani aynen. Köpek arabada da sakin kalabilmeli. Baksa koydun, köpeğin arabanda beklemeli. Seyahate çıkıyorsun. Hı-hı. Ya da ne bileyim işte indin bir parkta kayışını taktın. İşte yanından birisi geçiyor ona harhur uçmamalı. Ama ne oldu? Yanına birisi geldi, kötü niyetli, herhangi bir agresif bir durum. Köpek tepkisini de koyabilir. Onu da gösterebilir. Ama seni de beklemeli. Yani hani köpek hard diye böyle saygıyı da bilmeli. İşte bunlar köpeğin eğitimini köpeğe öğretebilmek uzun zaman isteyen. Emek istiyor, uzun zaman istiyor. Uzun tecrübe isteyen işler. Şimdi herkes diyor ki ya ben köpeğime temel itaati öğrettim. Verdim. Öğretmiş olabilirsiniz temel itaati. Gerçekten köpek otur yat bekleyebiliyordur. Yani bizim buraya geliyor. Otur ben her şeyi öğrettim. Otur de otur köpek oturmuyor. Ya burada oturmuyor. Evde oturuyordu. Şey gibi yani okulda okumayı öğrendik. Öğretmen öğretti. Eve geliyorsun. Annen diyor ki aç oku. Burada okuyamıyorum ben. Niye? Okulda öğrendim ben. Okulda okuyabiliyorum. Ya bunun gibi bir şey. Şimdi evet tabii ki siz köpeklerinize biz de videolarda gösterdik. Çalışın. Bunları öğretin. Ama profesyonel çalışmak öyle değil başka mi? Boyutu. Profesyonel çalışmak işin başka bir boyutu. Ve arkadaşlar bir köpek itaat eğitimine gidiyorsa öyle değil mi? Yani köpeği itaate gönderdi. O köpek itaat eğitiminden sonra itaat sınavından geçebiliyor seviyede olacak. Eğitim bu abi. Yani oturdu işte. Geldin BH yapıyorsa köpek itaat eğitimi almıştır. Evet, yani, yapmıyorsa almamıştır. Bunun başka işte Şimdi yok. Burada da şu yanlış anlaşılmasın. Yani adam diyor ki ben köpeğimi 8 ay önce itaat eğitimine gönderdim. İşte bir ay sonra 9 ay geçti. Köpeği sınava soktuk. Yani geçmedi. O öyle değil. O iş o öyle yan, değil. Evet, yani. Onu abi güzel noktaya yani, değindin. Yani şimdi insanların kafasında da eğitmen arkadaşlarımızı kötülemeyelim. Tabii. Yani köpeğini sen sınava yönelik eğittirdiysen sınava sokmadan da 2 hafta önce bir tazelemeye gidip bu işleri tekrar köpeğin kaybettiği, öğrenip kaybettiği olayları da tekrar geri tazelemesi kesinlikle gerekiyor. Yani hani burada da eğitmen arkadaşlar yanlış anlamasın. Yani milleti maksat kötülemek değil. Ama şu, mahallenizde her gördüğünüz adam öyle değil mi? Aynen öyle. Köpek eğitemez. Yanlış mı söylüyorum? Eğitemez abi. Yani ama eğittiğini söyleyen de var. Herkes var, köpek eğitiyor. Maalesef var. Yani şimdi bir şey de diyemiyoruz ama. Latif, önemli olan şimdi, sınav geçmek. Sınav geçmek. Yani, bu işin oluru bu yani. Ben şimdi istediğim kadar köpek eğitmeyeyim diyeyim. Sen bana bakacaksın arka tarafta neler yapabiliyorsun. Ne yaptın? Kaç tane köpeği sınav geçirdin? Geçirdin bir bakacaksın abi. Önemli ne koruma yaptın? Ne iz yaptın? Ne itaat yaptın? Bakacaksın çünkü herkes bunu istiyor. O zaman olabiliyorsun. Yani işte olay yine köpeğe otur demek. Çünkü o sınavı geçmek için planladığım bir süreç var. Peki Latif senin gözünde mesela eğitimli bir köpek deyince ne anlaşılmalı?
Abi benim gözümde eğitimli köpek sahibinin yanında refakat eden, dengeli şekilde davranan, herhangi bir yere gittiğinde bir problem çıkartmayan, uyumlu köpek. Benim evet. eğitimli köpekten anlayışım budur. Yani köpeğin oturması yatması benim için kesinlikle önemli evet. değil. Yani ha, spor yapıyorsam acip bir köpeğine bakışım farklı olur. Ama eğitimli köpek sahibiyle uyum içerisinde hayatını yaşayıp kolaylaştıran aynen. köpek. Yani insanların hayatını zorlaştıran değil, onu kolaylaştıran köpek. Evet, şimdi köpeği alınca insanlar diyor ki ya ben köpek alacağım, sabah 8'de işe gidiyorum, sabah 6'da kalksam. Köpeği günde 3 kere dışarı. Ya abi, köpek sen nasıl yaşıyorsan yaşantını değiştirmeyeceksin. Kesinlikle, ona adapte yani, olacak abi. Eğer ki sen yaşantını değiştiriyorsan bu işten bıkarsın. Bıkarsın, sıkılırsın abi bir gün sonra. Yılarsın yani. Sen yaşantının içine köpeği entegre edeceksin. Nasıl? İşe gidiyorsan köpeğini de al, box'a at, arabayla götür. Box'ta sakin kalmayı öğren. Sen işine bak. Gel, 2 saatte aynen. bir çıkar. Çişini yaptır. Bir 5-10 dakika dolaştır. Geri box'ına koy. Akşam dön evine. İşte bir evden çık, bir tur at köpeğinle, gel. 2 top oynat. Yani hayat, köpeği hayatın içine entegre etmeyle olur. Bunu yapmamız lazım. Yani köpeğe göre hayat kuramayız. Evet. Şimdi ben mesela işte benim kendi kenarımda sabah 5.30-6'da gün başlıyor. Köpek benim oraya geliyor. Ben de bu saate adapte ediyorum ki mafesine. Kendi hayatınıza göre saati kurun. Evet. Çünkü kalkamazsın. Erken kalkmayı sevmeyen birisi. Ya da kalkmıyorsan kalkamazsın. 9'da kalkıyorsan 9.30 yap. Yarım saatte tölere koy. 10 yap. Yani. Ama hayvan bekler. Buna adapte olur. Yeter ki düzenli aynı saat olsun. Bir gün 6'da, bir gün 11'de, bir gün 8'de, bir gün hayvan da düzen kalmıyor. O yüzden çok güzel bir şey söyledin. Kendi hayatınızı adapte etmene lazım. Evet, şimdi gençler hevesli ve ben bunun köpek eğitmenin son mesela 20 yıl için çok iyi bir meslek olacağını kesinlikle düşünüyorum. Abi, yani son, kesinlikle. Çok... Bundan sonraki 20 sene için çok iyi bir meslek olacağını düşünüyorum. Yani köpek çalıştırmayı öğrenebilmek ve bu iş para kazandırabilecek bir iş mi? Sen ne diyorsun? Kesinlikle para kazandırabilecek bir iş abi. Yani yeter ki insanlar hevesli olsun, kendini geliştirsin. Abi şimdi pet sayısı arttı, yaşam tarzımız değişti. Evet. Şimdi bundan 20 sene önceki Türkiye'de ya da kendi ilçende ilindeki İç gözüyle işte kapının iç gözüyle çomardı bakılan. Yani yal koyulurdu önüne evet. bağlı köpek böyle bakılırdı. Şimdi geldiğimiz noktaya baktığında çok farklı bir yere geldik ama bunu karşılayacak yeterli personeli şu an yok. Yok. İhtiyaç yok. Var. İhtiyaç var. Aşırı derecede ihtiyaç çok, var. Çünkü çok fazla köpek sahibi var. Şimdi herkes alıyor yavru. Evet. Alıyor. Bu köpek bilmiyor. Ben şimdi at alayım abi. Çok seviyorum atları. Alayım atı, bahçeye koyayım. Abi hiç hayatımda at görmemişim, beslememişim. Yani. Bunu ne yaparım? Bir bilene sormam lazım. Yani böyle bir açık var. İnsanların buna yönelmesi lazım. Köpek eğitmeni daha meslek olarak görünmüyor. Şimdi bu işin Latif, yani bir okulu, bir üniversitesi, bir şey yok. Yok. Yani yok, hani ha, olması lazım mı? Gerçekten olması lazım. Evet. En azından şimdilik 2 yıllık bir bölümünün açılıp. Şimdi Köpek Bilimleri Akademisi adı altında Erkan abiler bir şeyler kurdular. Güzel bir şeyler yapmaya çalışıyorlar ama oraya da gidemedik. Oraya da bir gitmem lazım. Oraya da bir çekmemiz lazım. Ya bu işin gerçekten de şimdi internette şöyle bir sistem var. İşte arayın. İşte 2 hafta bir size görüntülü bilmem ne uzaktan eğitim. Ondan sonra eğitim sertifika veriyoruz. Evet. Şimdi abi tamam, sertifikan da olsun elinde. Tabii olmasın ki. Değil. Ama sertifika köpek eğitir mi? Latif eğitmez yani. Abi. Abi duvarı doldur abi. Değil mi? As duvara, as sertifikaları duvara doldur. Güzel peki. Fotoğraf çekersin yani. Yani. Olacağı olur yani. Bunlara karşı değilim. Bunlar bak, olsun abi. Eğitimin her türlüsü, tamam, bilginin her türlüsü güzel. Yani bir yerden, bir hocadan online eğitimle de olabilir falan. Ama işin teorik ve pratik kısmını başına geçip birleştirip köpeğin başında yapmadıktan sonra hiçbir önemi yok abi. Yok. Ya beklenti şuna yöneldi abi. Özellikle sosyal medyada çok fazla işte reklamlar çıkıyor. Şu kadar saatte köpek eğitimi oluyor. İnsanlar zannediyor ki gelelim hadi 60 saatte değil abi. Yani tamam, bunu almak önemli. Bunlar öyle olmadan mi? Olmaz. Yani mutlaka zaten ilk başta söylediğim şey, bu işin teorisini öğreneceğiz ama abi çok çalışmak gerekiyor. Açık var piyasada. Kendini ne kadar geliştirsen çok güzel para kazanabileceksin. Evet. Bunu kimse, hiçbir köpek eğitmeni para kazanamıyorum diyemez şimdi. Tabii kazanırsın. Diyemez abi. Yani çünkü birincisi yani. Hizmet yapıyorsun. Bilgini satıyorsun. Zaten para kazanıyorsun. Emeğini bunu. De satıyorsun. Emeğini yani. Satıyorsun. Sadece zaman satıyorsun. Değil. Burada yani aslında bunu yapabilirsin. Yani şimdi iyi bir köpek eğitmeni dediğimiz arkadaş önce bir kinoloji bilmesi gerekiyor. Kesinlikle bilmesi yani gerekiyor. Şimdi adamın şimdi. Kinoloji köpek bilimlerine hakim olması lazım. Ayrıca anatomi bilmesi gerekiyor. Kesinlikle. Köpekle ilgili ırk bilmesi gerekiyor. Şimdi hangi ırkın kapasitesi nedir? Şimdi adam diyor ki benim şivavam var. Şimdi bir tane şivavayı eğitmiş. Ya da işte golden'ı var. Bir tane golden. Ama sana
çok daha değişik, çok daha zihin yapısında köpekler de geliyor. Kesinlikle. Biraz önce mesela koldu çalıştırdın. Kesinlikle. Hani denedin, farklı bir şey yani. Yaptın. Eğitimli bir köpek değil. Ama sadece biz ne yaptık? Yanlış sosyalizasyonunu düzelttik. Dengeli burada. Bir köpek. Dengeli bir köpek. Dengeli bir köpek haline getirmişiz. Dengesiz bir köpekti ama. İşte bunu yapmışsın yani. Ama o yılların deneyimiyle hani, şeyle. Yani bunu biz ekstra köpeğe ders yapalım, başlayalım diye yapmadık. Köpek geldi, köpek yanlış hareketi, hop uyardık, hop düzelttik. Hı-hı. Köpek otomatikman dedi ki ya bir dakika ya hani ben bunları yapmam gerekmiyor. O adam işte bunu istemiyor. Köpek Hı-hı. otomatikman, köpekler kendini çok çabuk düzelten Kesinlikle. Varlıklar. Zeki varlıklar yani. Çok zeki. Bizim zannettiğimizden çok daha zekiler. Çok daha zekiler. Yani her şeyin köpek farkındalar. Otomatikman 1,5 ayda köpek yavrulara saldırıyordu, insanlara agresyon. Hı-hı. Yanımızdayız. Mesela sen burada oturamazdın, sana bu saldırıyordu. Ama şimdi ne? Seninle top oynadı, geldi. Bu işte eğitimin en giriş olayı bu. Şimdi bir eğitmen önce bir bakacak. Köpek de, şimdi benim çırağım şu anda Tunağan. Tunağan geldi, ben 1,5 aydır, biraz önce konuştuk, deniyorum. Hani dedim belki bırakıp gidecek. Anladın mı? Ders yapmaya, konu işlemeye gerek yok. Yani çocuk hırslı, ne istiyor? Diyor ki ben bir şeyler öğrenmek istiyorum. Ha, bir şeyler öğrenmek isteyen adam farkında değil. Şimdi köpeklerin mamasını veriyor, sürünün içine giriyor, çıkıyor falan. Farkında değil aslında bir şeyler adam öğrendi. Bütün gün davranışlarıyla birebir aslında. Tabii ki, tabii ki. Yani işte gözlem yapmak, analiz yapmak bir eğitmenin bence en büyük özelliği olmalı. Yani. Olması lazım abi. Çünkü şimdi bir sorun çözeceksen sorunun kaynağını bilmen lazım. Evet, köpeği okumak. Okuyabilmen. Olay şimdi köpeği anlayabilmek. Bilemezsen neyi çözeceksin abi? Aynen. Yani bir sorun var köpeğin ama nereden geliyor bu sorun? İncen davranışı yani varoluşunu oradan esas çıkartacaksın. Latif, yani herkes köpeğine işte temel itaat eğitimi, otur yat kalk. Sorunumuz bunun çok üstünde. Sorunumuz bunun çok üstünde. Yani köpeğe oturu yatı bekleyi öğretmek falan bunlar önemli değil. Bir çalıştırıcının köpeği okuyup köpeğin hatalarını düzeltmesi Kesinlikle. Gerekiyor. Yani esas olay bu. Hatası düzeltilmemiş bir köpeğin İtaat çalışması kadar saçma abi bir şey. Abi geliyor yok. Şimdi mesela talep. Köpek çok büyük problem işte. Bir malinoisi düşün abi. Evet. Örnek vereyim. Geliyor. Zaten sinir sistemi olarak çok zayıf. Yani herkes tabii. Yani videoları izliyor. Getiriyor ki diyor ki bu olsun. Bir dur. Yani dur bir bakalım köpeğin ne olsun. Hocam kaç hafta bilmiyorum. Yani şimdi köpek problemliyse bu problemi kaç haftada çözeceğim bilemezsin. Buna ben gün koyamam. Çalışırım, köpeği denerim, bakarım, düzeltirim. Şimdi temel bozuksa sen üzerine bina çıkamazsın abi. Aynen. Önce onu düzelteceksin. Orayı bir temizleyeceksin. Hayvanın kafa bir rahatlayacak. Sana ne çalışmak isteyecek, bir istesin, iletişimi. Ondan sonra çık üzerine her şeyi öğret. Yani ya şunu demek lazım. Yani köpeğinizi bir çalıştırıcıyla çalıştırmak istiyorsanız 4. 5. ayına kadar güzel vakit geçirin, eğlenin, top oynayın, mutlu olun. Yani hani böyle işte bir şeyler öğretmeye, yapmaya. Çünkü öğretilen her şeyi bu sefer silip yanlış baştan öyle. Doğruyu yazmak gerekiyor. Bir şey öğretmeyin. Hani köpeği eğitime vermek, profesyonel çalıştırmak gibi niyetiniz varsa Kesinlikle. Yanlış mı söylüyorum? Abi doğru söylüyorsun. Bir şey öğretmeye çalışmayın. Şimdi sosyalizasyon dönemi ama köpeğin en önemli dönemi. İlk 16 hafta. Yani burada köpek işte otursun. Bırak abi köpeği otur yatı çözmesi kolay. Onu onaylıkken de çözer köpek. Evet. Ama sosyalizasyon dönemine geri dönüp onu tekrar yaşayamaz. Tabii. Seninle tabii o iletişimi tabii. sıfırdan bağ tekrar kuramaz. Köpek gelsin, gez, yürüyüş yaptır, sana güvensin, birbirimiz arasında bağ oluşsun, mutlu olsun, gelişsin, araba sesini duysun, senin yaşantını bir öğrensin. Aynen. Çünkü bu hayvanların bir apartman hayatı yok dünyasında. Tabii ki. Burada evde yaşamak, tasma, bunlar yok köpeğin dünyasında. Hepsi bir stres. Yani o köpeklerin boynuna o tasmayı takmak Tabii. da bir stres, kayışla onu tutmak da bir stres. İşte köpeğe o köpek elbiseleri giydiriyorlar, onlar da bir stres. Yani. Göğüs tasması takmak da köpeğin üzerinde bir stres. Bunun için biz rahatlatmamız Şimdi, lazım köpekleri. Bak mesela telefon ediyorlar. Diyor ki her gün bir yavru istiyor. Evet. İşte yavrumuz var mı? Var. Kaç? 5 aylık. Aa olmaz. Biz 2 aylık istiyoruz. Ya niye? Biz vermiyoruz 3 aylıktan erken. E niye 3 aylıktan erken? Ya biz 3 aylık veriyoruz en erken. Niye? Çünkü biz 2 aylık daha önceden yavrular veriyorduk Latif. Yani verilebilir Abi, mi? Verilebilir. Verilebiliyor. Şu Ama verilebiliyor. Gittiği yerde köpekler yanlış davranış gelişti. Evet. O 1 aylık süreçte Yani köpekten anlamayan insanlar bu köpeğe yanlış davranışlar geliştiriyor köpek üzerinde. Maalesef. Ondan sonra işte köpek korkuyor. Ya niye korkuyor? Köpek burada korkmuyor. Herhangi bir sıkıntı yok. Ay, bir köpek, şey var ya yanlış ya bir şey oldu yani. Köpekte bir şey oldu. Köpek böyle ya biz bir şey yapmadık, dövmedik. Ya tamam dövmedin. Eminim dövmediğinden ama sizin anlayamadığınız bir şey oluyor. Yanlış giden bir şey yanlış var. Yanlış giden bir şey. İşte ne güzel. Burada köpeklerle sosyalizasyonu öğrenmiş.
İşte insanla sosyalizasyon, arabaya binmesini öğrenmiş, veterinere gitmiş, parkta gezmiş. Şimdi 3,5 aylık, 4 aylık yavru var. Adam diyor, ben 2 aylık istiyorum. Ne yapacaksın? Abi bu çok yanlış ya. Bu konuda da şimdi yine at örneğini vereyim. Kimse abi ayarı ben alıştırayım demiyor. Dizgini yani, ben takayım demiyor. Ne yapayım? Eğitilmiş at alıyor. Çok güzel. Arabayı demonte gelsin, ben burada abi takayım demiyor. Aynen. Montaj şey, köpek bence çok daha iyi. Sosyalizasyon yeter ki iyi yerden alsınlar ama. Yani küçük yavrulara meyledip tamam mı? Çok zor. Abi küçük diyor yavru. Ki ondan sonra tuvaletini yaptı. Yapacak. Terliği yedi. Yiyecek. Abi kontuğu yani, kemirir. Kapıyı kemirecek. Yani şimdi sen bunu o bebeğe hayatı öğretmezsen anlatamazsın. Ya bir de şu var arkadaşlar. Yani evde koltuğu kemirdi. Bu eğitmenin yapacağı bir düzeltme değil. Değil abi. Adam diyor köpek koltuğu kemiriyor. E ne yapsın bu adam? Yani senin evinin içindeki koltuğu bilmem ne şuyu bu alıp gelip bu adam simüle edemez ki. Mümkün değil edemez. Yani burada. Bu adamın koltuğunu yemez. Senin koltuğunu evde yine yer. Yani bu köpek evde ne oluyor da bu hale geliyor? Bir şey işte, yanlış giden bir şey var. Eğitmenin, abi. Yanlış mı diyorum? Eğitmenin olayı, olayın neden böyle olduğunu bulup köpek üzerinde onu düzeltmek. Kesinlikle. Yoksa senin evindeki olayı düzeltmek değil. Ya bir de pet sahibine verilecek eğitim. Şimdi bir köpek eğitmeni köpeği alıp düzeltmesi çok... İşim bu, mesleğim bu. Tabii ki yapacağım. Düzeltirsin. Çünkü köpeği ben alırım yanımda. Sen 10 dakikada çok farklı bir köpek görürsün. Ama bu başarı değil işte. Yani bu köpek eğitildi de olmaz. Bu köpek bir seviyede de değil. Yani bu benim işte reflekslerimden, vücut dilimden hayvan zaten bir şekilde uyum sağlatıyorum. Ama sen ne yapacaksın bu köpekle? Eğitim alacaksın abi. Geleceksin köpeği nasıl çalışıyor merak edeceksin. İşin teorisini soracaksın. Köpek eğitmenini izleyeceksin. Geleceksin çalışmaya. Abi işte sahipler geliyor mu? Yine gelecek abi. Köpeği almaya, abi köpeği almaya zor getirtiyorum. Diyor ki 3 ders herkese, ha, gelenler var. İlgili, yani onları tenzih ederek konuşuyorum ama yani gelirken her şey mükemmel. Birlikte çalışacağız, süper. Geleceğiz hocam, şunu yapacağız. Abi ikinci hafta geçiyor. Abi neredesin? Yoldayım. Abi neredesin? Kar yağdı. Abi yağmur var. Abi eğitim bitti. Diyor ki sonra köpeği alıyor. Benim köpeğim oturmaz. O oturmaz. Yani. Sen bu köpekle iş, hatta teslim ederken de söylüyorum ki bu hani, olmaz. Şöyle bir sistem var. Şimdi sahiple senin aranda bir para ilişkisi. Adam tamam. Para veriyor sana. Tabii. Yapıyorsun. Şimdi köpeği getiriyor. Köpeğiyle senin aranda ne var? Bir ilişki var. Tabii. Ödüle dayalı, mamaya dayalı, oyuna dayalı. Aranızda keyifli bir ilişki var. Kesinlikle. Köpeğiyle çok güzel bir iletişim kuruyorsun. Hı-hı. Şimdi sahibiyle adamdan para alıyorsun, köpeğini çalıştıracaksın. Köpeğiyle iletişimini kuruyorsun. Oyun, işte mama, şu, bu, gezme, hı-hı, eğlence... Köpek sana bayılıyor. Sahiple köpek arasında ilişki yok. Hiç yok. Şimdi sonra diyor ki ya bu köpek olmuyor. Ya olmuyor değil işte oluyor. Adam yaptı yani. Tamam mı? Sen o sıkıntı şurada arkadaşlar. Para vereyim olsun. Değil. Tamam işte. Değil. Para vereyim olsunla olmuyor. Köpek senin evet parasıyla köpeğini eğittirirsin. Ama hoca seni haftada 2 gün çağırıyorsa haftada 2 gün gitmezsen kesinlikle olur mu? Olmaz abi. Vermeyin, para da vermeyin. Yani köpeği de çalışmayacaksınız. Göndermeyin abi eğitime. Çünkü aynen olmayacak. Yani şu olur. Çekersin videosunu, sosyal medyada paylaşırsın. Eğitimli köpeğe aynen sahip oldum dersin. Havası böyle olur. Böyle bir egon varsa, yani alan varsa bunu yaparsın. Ama onun dışında beklenti olmasın yani. Köpekten şimdi, çünkü Latif, olmayacak. Peki genç arkadaşlar için. Ya belki yaşı ileri olup da bu işe heves edenler de olur. Yapabilir abi. Yani. Yapabilir. Hani böyle pet tarzı diyelim. Yani otur yat bekle. Bu işleri çözmek. Biraz sosyalizasyon. Sence bunları bir insanın öğrenip köpek çalıştırabilmesi ne kadar sürer? Abi insanın çabasına bağlı. Yani ortalama çok da çabası var arkadaşım. Günde 6 saat bu işle uğraşıyor. Abi insan. Yani bir 3 ayda, 2-3 ayda yani bir şeylere köpek iletişim kurmaya başlar. Evet. Dediğin gibi ama çok hevesli ve istekli bir insandı. Yani değilse 3 ay bu işin çok kısa bir zaman ama tabii. Çok ilgili bir arkadaştır. Araştırıyordur, izliyordur, deniyordur, çok deniyordur, hata yapıyordur, çok hata yapıyordur, o zaman olur. Yani 3 ayda, 4 ayda köpekle iletişim kurup onu yönlendirmeye başlar ama... Peki şöyle sonra... diyelim, yani bir gitsen, şimdi bu işin dedik ya, okulu yok, kendini geliştireceksin, gideceksin bir hocanın yanına, abi sen ne yapıyorsun burada, ben de seninle takılayım, işte bana bir iş ver, ben de yapayım. Biraz göz hırsızı olmak lazım. Kesinlikle. Yani, gözlemlemek lazım. Gözlemlemek lazım. Adam ne yapıyor? Bakacaksın, göreceksin, deneyeceksin. Hani kabaca böyle birinin yanına gitsen, iyi de bir çalıştıran bir adamın yanında, ufak tefek sana da öğretse, sen de göz hırsızlığı yapsan, öğrensen, çalışsan. Ben diyorum ki 2 senede bir şeyler olur abi. Yerine
İki senede artık köpek çalıştırıcısı olursun. Yani. Olursun. Olursun. Yani. İki senede köpek çalıştırıcı olursun. Ha, yani ben bir efsaneyim demek için de herhalde bir 10.000 köpekle çalışmak gerekir. Abi onun sonu yok ya. Efsaneyim dersin. Bir köpek biter, ikinci köpek gelir. Ya ama hani kabaca diyorum yani bir böyle bir herhalde bir 10.000 köpekle rahat. Böyle bir ne diyeyim böyle bir çalışma yapmış bir adam artık bu adam duayen hoca ya. Denebilecek. Hocadır. Duayen denebilecek. Duayen seviyeye gelir. Yani arkadaşlar bu 10.000 köpek ne lan 10.000 köpek demeyin. 10.000 köpek falan bunlar çok büyük rakamlar yani. Ciddi rakam abi, ciddi rakamlar. 10.000 köpeği nerede? Sokakta çalışayım desen 10.000 köpek bulamazsın abi. Bulamazsın yani. Ama oldum yani ben arkadaş öğretirim ben bu işi diyen çok iyi öğretiyor. Yani hocaların hocası adamlar bu işi bu rakamların da üstünde çıkıyor. Yapıyorlar. Abi yani. Bu adamların mesela bu işi yapmak isteyen herkes kesinlikle tavsiyem. Egoyu bırakın abi kenara. Evet. Yaşın kaç olursa olsun. Bir bilgiyi benden küçük kişilerle de çalışıyorum. Tabii benden ki, büyük tabii kişilerle ki, tabii. de çalışıyorum sürekli. Öğreniyorum, saygı duyuyorum. Birincisi sonuçta bunu kırmak gerekiyor. Egoyu kenara koyacaksın abi. Abi ben çok yani, biliyorum diyen adam çok yanılır. Aynen öyle. Ben de çok bilmiyorum. Ben her videomda söylüyorum. Ben çok böyle bir şey biliyorum diye. Ben sadece hani benim söylediğim şu. Ben kendi köpeklerimi sınavdan kendim geçirebilecek kadar işi biliyorum. Yapıyorsun. Anladın mı? Ama kendim sınavlarımı kendi köpeklerimle geçer. Sana para verelim benim köpeğim ben uğraşamam kardeşim. Bu işin yapan adamlar burada. Yani bu adamların mesleği bu. Geleceksiniz Latife gelin. Latif köpeğinizi sınav geçirecek şekilde benim vaktim yok. Köpeğim çok, yavrum çok. Biz işin daha çok üreticilik kısmındayız. Ne kadar üretim yapıyoruz? Ya senede iki tane, üç tane. Ya kendimizi oyalayacak kadar yapıyoruz. Kadar yani. Herkesin böyle çok fazla üretim olmaz. Bizim sistemimiz köpeklerimizi salalım, bakalım, akvaryum gibi izleyelim, keyif alalım, işte sınava gidelim, çayımızı içelim, yiyelim, içelim, eğlenelim. O nedenle bu işin bir sonu yok. Ama şunu söyleyebilirim ki, genç arkadaşlarım, hayvana, köpeğe ilgi duyan, hani böyle zincirlerle böyle etrafta pitbull, bak bu çocuklar da köpek seven çocuklar evet. ama yönlendirilememiş çocuklar. Yani ben istiyorum ki bu çocukları kazanalım. Kesinlikle. Bunların abi. Köpeğe hevesi var, bunların köpeğe merakı var. Abilerinden şuradan buradan yanlış görüyor. Köpek boğuşturmaya, köpek dövüştürmeye heves salıyor. Aslında kötü çocuklar değil, kurtarılabilir çocuklar. Bilmiyorum. Kazanılabilir yani. Çocuklar. O elinde hani bazen pitbull görüyorsunuz böyle nefret ediyorsunuz ya o çocuklardan. Etmeyin. Etmeyin. O çocuklardan kesinlikle. Nefret etmeyin. O çocuklar büyüklerinden, abilerinden, bilmem nelerinden öyle böyle olmuş. Gördü. Köpek sevmeyi, olayı bu zannediyorlar. Aslında hani köpeğin olayı o kadar geniş, o kadar büyük ki, yapılabilecek şeylerin sayısı o kadar sınır fazla ki, bir sınır yok sınır yani. Yok abi, sınır yok. Yok. Ne hayal ediyorsanız yaparsın abi köpeği. Evet, istediğin her şeyi hayal köpeğine yaptırabilirsin. Yani, köpeğini çalıştırmak için sıkı bir tempoda 3 ay bu işe uğraş, işte burada söyle. Hı. Ufak tefek bir şeyler sen de öğretmeye başlarsın. Koştur, git. Egosu çok olmayan adamların yanına. Abi ben de geleyim ya. Bana da bir şeyler öğretin. Çal kapıyı abi ya. Ben aynen. söyleyeyim ya. Ben de çalıyorum kapıyı. Benim kapımda çalan aynen. oluyor. Yani bu kimse kimseye de ya biz ya. De toplum olarak yardım etmeyi seviyoruz aslında abi. Yani kimse ya öyle öyle. Yani sen bana edeceksin Latif. Ben sana edeceğim. Yani hani bizim esasında muhabbetimizin gelişmesinin temeli de budur yani. Latif, hani birbirimizle bir şeyler paylaşalım. Ben yine çıkıyorum gidiyorum. Bak aynen. üretici olarak Tuncay abilerin kapısına gidiyorum. Sinan Çinoğlu'na gidiyorum. Suzan'a gidiyorum. Herkesten bir şeyler öğreniyoruz. Herkesten kesinlikle. Bir şeyler çalıştırıcı Gökhan'a gidiyoruz. Ya İzmir'de Ersel abi var, Cem var, tamam mı? Yani hep arkadaşlarla bir şeyler yapıp bir şeyler öğrenmek. Yoksa ben çok biliyorum. Çok kimse çok bilmiyor. Bilmiyorum. Kimse çok bilmiyor. Herkesin bir ya yani adam mükemmel itaat yapıyor olabilirsin. Ben köpeği koruma yapamıyorsun işte. Olmuyor. Olmuyor. Yani. Olmuyor. Mükemmel koruma yapamazsın yani o köpeğin birisi köpeği baskılamak. Birisi köpeği yükseltmek. Baskıladım bir köpeği nasıl yükselteceğim? Olmuyor yani. Aynı olmaz abi. Hani şöyle aslında mesela Almanya'da, Avusturya'da şöyle sistem var. İnsanlar yıllarca bu işle uğraştığı için Latif, herkes köpeğine helperlık yapabilecek kapasitede. Seviyesi var. Adam geliyor benim köpeğimin helperlığını yapıyor. Komşu tamam mı? Arkadaş. Ben gidiyorum onun köpeklerine helperlık yapıyorum. İşte bu olması lazım. İşte ekip bu. Ekip ruhu. Ekip olmaz. Yani her zaman söylüyoruz köpeğe olan arkadaşlar. Evet gelin oğlum takılalım işte köpeklerle çalışalım bir şeyler yapalım. Ama herkes bir köpek çiftliği nasıl kurulur? Köpek i̇şte, nasıl köpek olur? Üreteceğim nasıl? Köpeğimi çiftleştirdim yavruyu kaça sat? Ya tabii ki arkadaşlar bunlar olur ama önemli olan bilgini sat ya. Tabii. Niye bok temizlemeyle uğraşıyorsun ya?
Yine ya eğiten adam da bu boku temizliyor da bizim kadar değil. Ya bilgiyi sat, bilgiyi. Bir şey öğren, öğrendiğin bilgiyi satmak, bilgili olmak, tecrübeli olmak kadar güzel bir şey var mı Latif ya? Aynen öyle. Yok abi. Yani biz illa hemen yapalım, kuralım değil abi. Bir pişerim içinde. Ya bir, piş değil mi? Bir yıllar de bu işi sevmek lazım abi. Hayvanla işte şimdi zaten başarısız olan insanların temel noktası bu. Tamam, bu iş bir ticaret. Bunun bir ticari tabii kısmı canım, var. Onu ayrı analitik kısmını yazarsın, çizersin ama bunu sevmiyorsan abi şimdi 6'da kalkıyorum diyorum, 5.30'da. Ben yani beni hiçbir para ya da tabii kalkmayan canım, bir insana lan saat 4.30'da bir adam ize çıkar mı? Şimdi güneş doğarken çiğ düşmüşken yani. Çamurun içine. Bak abi gidiyoruz. Ben bir kafeye giriyorum. Bazen dalıyorum. İzden gelmişim. Evet. Çamur mamur üst. Adam herkes bakıyor garip. Şöyle bakan var. Abi, o, dalıyorum umurumda değil çünkü. O kadar benimsemişim. Yani. Sabah simit alacaksın. Yiyeceksin. İşte izden ne yapayım her seferinde pan. Biz de öyleyiz abi, yani. Üstümüz ya, başımız. Gidiyorum bir yerden. Oluyor. Hani bunu seviyorsan bunu yapıyorsun. Ama sevmiyorsan abi. O yüzden hani, bunu ticari. Benim param var abi. Yapamazsın abi. Yani şöyle diyebilir miyiz o zaman Latif? Ya genç hevesli kardeşlerimiz için. Yani şu an mesela böyle köpekleri seven, köpek eğitmeni olmak istiyorum. Pırıl pırıl böyle. Ya 14 yaşından 18 yaşına, 20 yaşına çocuklar var. Tamam mı? Oğlum okulunuzu okuyun. Olacak. Yanlış mı diyorum? Yok yok. Okulunuzu okuyun. Köpek yüzünden, kedi yüzünden, kuş yüzünden kafayı takarsınız, okul okumazsınız. Yani, olmaz. Yani olacak, hani bunu söyleyeyim size. Kafayı taktığınız şeye profesyonel kafayı takmak lazım. Neredesiniz? Yakınınızda kim var? Evet, çok fazla böyle arkadaş, köpek çalıştıran arkadaş yok. O nedenle hani böyle yaz tatilinde şurada burada ya işte hocam geleyim bir ay hani ben size yardım edeyim. Ya bir de şöyle bir şey var. İşte gel ben sana bu işi öğreteyim, bana 15 bin lira para ver. Ya bu arkadaşlar para vererek bilmem ne. Evet. Bazen bu da gerekebilir. Seminere gidersin, özel bir konuyla uğraşırsın, bilmem ne bu gerekir. Ama insani ilişki. Ya ben bu işi öğrenmeyi çok istiyorum abi. İşte ben senin yanında geleyim, sana yardım edeyim, bir şeyler yapayım. Bana bunu işte yazın, yani işte böyle bir sistem. Anneniz babanızdan izin alarak, onlarla beraber, böyle hocaların yanına gelip, işte köpek nasıl çalıştırılır, bu işin felsefesi nedir, nasıl olmalıdır. Kesinlikle. Bunu böyle pekiştirirseniz, yani bakın. Çekinmeyin abi. Çekinmemek lazım. Beni mesela arayın. Gelsin abi herkes. Benim gibi birçok arkadaşım bu işte zaten yardımcı olur. Hayır. Kimse yapmıyor. Hayır. Yani çekinmeyin. Arayın. Yeter ki ama bu iyi niyetle gösterin niyet yani. Hani ya. İyi niyet arada. Ve ben size şunu söyleyeyim arkadaşlar. İyi bir çalıştırıcı 2 sene, 3 sene uğraşırsanız ben size Latif 3 ayda tabii ki ufak tefek diyor ufak ama tefek, yani. Ben arkadaş bu işi yapacağım, emek verdim, para kazanacağım diyorsan 3 sene çalışmak zorundasın. O 3 ayda olmaz abi. O 3 ay dediğim kısmı onu tekrar ama belirteyim. Ama kendi için. İletişim kurabileceğin kendi köpeğin hani. Ama meslek olarak bir 2-3 sene. Düzgün çalışırsanız, gerçekten düzgün her gün köpekle uğraşırsanız 2 senede 3 senede pişersiniz. Sonra sertifikası şusu busu onlar çözülür. Sertifika köpek eğitmiyor. Sen köpek eğitmeyi öğren. Sertifika gelin. Ben size sertifika işini hemen hallederim, çözeriz. Her yerden sertifikanızı alırız. Yanlış biliyorum. Kesinlikle öyle abi. Yeter ki ama önce bir işi öğrenin. Önce bir şey pişin. İşi öğrenin, köpek çalıştırın, çalıştırdığınız videoları çektirin, atın, görsün. Abi ben nasıl, utanmayın. Yaptığınıza, ben çok süper iş yapıyorum. Hayır, mütevazi olun. Gönderin videoları, bir bakalım. Abi ben köpek çalıştırıyorum, nasıl olmuş? Hatam ne? İşte bunu soracaksın. Hatam mı diyeceksin? Onu demek lazım. İletişim çağındayız Latif. Yani bilgiye ulaşmak kadar çok kolay. Kolay bir şey yok. Çok kolay. Kolay. Yani bilgiye ulaşmak kadar kolay bir şey yok. Ve şu anda çalıştırıcı sayısı eskiden 2 kişiydi. Şimdi arttı. Biraz arttı. Arttı. Yani şimdi böyle 30 kişi var gidip yanına. Abi selamünaleyküm diye gidebileceğin 25-30 tane insan var. Bu adamlardan bu mesleği öğrenin arkadaşlar. Öğrenin. Kolunuzda altın bilezik kesinlikle olsun. Abi. Şu köpeklere yapılan çalışma sizi kesinlikle aç bırakmaz. Aile geçindirir. Evinizi, arabanızı aldırır. Köpek eğitmeni mi olmak istiyorsunuz? Olsunlar mı? Olsunlar abi. Olun. Olun abi. Yani olun. Köpek eğitmeni mi olmak istiyorsunuz? Olun. Böyle bir açık var. Para kazanır mısınız? Sen işini hakkıyla yap. Dünyanın öbür ucundan sana köpek göndermezlerse ben adımı değiştiririm. Kesinlikle abi. Yeter ki işini düzgün yap. Yeter ki işini düzgün yap.
sınava köpek götür. Ben bu işi kuralına göre oynayacağım de. Dünyanın her yerinde bu işin eksikliği var. Hı hı. Sen 10 seneni harca, iyi bir hoca ol. Para mı? Paranın içinden geçersin. Kesinlikle öyle abi. İtibar mı? İtibarın en yüksek noktaya gelir. Ama çalışırsan. Çalışmak lazım. Çalışmadan olmuyor. Kolaya kaçmamamız lazım abi. Söylemek istediğin sonra... genç arkadaşlara. Abi çok güzel şeyler konuya değindik. Çok güzel şeyler anlattın. Yani şimdi sağ ol, beraber bu ciddi güzel bir meslek her şeyden önce. Evet. Bir canlıyla uğraşıyoruz. Evet. Keyifli bir meslek. Bu mesleği yapmak isteyen arkadaşlar kesinlikle olmalı. Böyle bir açık var. Çok güzel para kazan. Abi şimdi birçok meslek, her meslek grubuna saygımız var. Tabii ki. Ama bugün 4 sene üniversite okuyorsun. Sevmediğin bir bölüm. Ne olacağın belli değil. Hayır. Onun için bile okuyorsun. Hayır. Çıkıyorsun asker. Onun için bile belli bir zaman. Köpek eğitmen için bu zamanı koyun önünüze. 6 ay, 1 sene değil. Tabii ki. Dediğin gibi 2 sene, 3 sene, 4 sene. Bunun sonu yok zaten ama 3-4 sene sonra bugün başladık. Bugün başlayın. 4 sene sonra bu işten çok rahat, çok güzel para kazanırsınız. Evinizi geçindirirsiniz. Arabanızı alırsınız. Her şeyi yaparsınız abi. Yani ben hayatım bundan geçinen bir insan olarak bunu söylüyorum. Sen hayatını bu işle idame ediyorsun. Bu işte geçiniyorum abi. Başka bir bu bir meslek. Yok, bunu bir artık, meslek. Bu bir meslek. Bunu kabul ederim. Ve şöyle olmuyor ama. Yani şunu söyleyeyim. Ya ben işte bankacıyım. İşte boş zamanımda köpek eğitiyorum. Kısır kalırsın. Hep kısa kalırsın. Güdük kalır. Yapar mısın? Yaparsın. İşte ben abi işte şeyim, polisim, köpek eğitiyorum. Kısa kalırsın. Abi neyse sen o olacaksan. Polissen polis. Köpek eğitmeliysen, köpek eğitmeni, bankacıysan bankacı. Köpek eğitmeni, ben de gitar çalıyorum. Müzisyen değilim. Yani. Anlatabiliyor muyum? Evet. Ya da başka bir arkadaş başka bir şeyle uğraşıyor. Basketbol oynuyorum, basketbolcu değilim ama. Hobi olarak da yapabilirsiniz. Hobi olarak kendi köpeklerinizi çalıştı olur, olmaz diye bir şey abi, yok. Abi sporunu yapmak yani, istiyordu bu insan, agility yapacak. Tabii yani, ki kendi köpeğinle çalışsın, yani yapsın. Olur. Yani ama bunu... biz bunu meslek olarak. Meslek olarak meslek konuşuyoruz olarak. Yani. Gerçekten de istemediğim bir bölümde 2 yıllık abidik gubidik adam gidiyor, alakası yok. Ya işte okuduk diye okuyor. İşte 2 yıl sen bu köpekleri seviyor, bu işi yapmak istiyorsan, bu işle uğraşıyorsan köpek eğitmen olur musun? Azmedersen olursun. İyi para kazanır mısın? Çok iyi paralar kazanırsın. Sen yeter ki dürüst ol. Yeter ki iyi niyetli ol. Çalış. Bütün Türkiye'deki git kimin kapısını çalarsan vur kapısını. Abi de ben şu, ya benim köpekte agresyonla ilgili bir sıkıntım var. Çıkartamıyorum. İşte olmuyor. Köpekte agresyon nedir? Nasıl çıkar? Abi bana bunu göster. Çal kapısını. De ki itaatte köpeğin bana temas sorunu var. Ben bunu aşamıyorum. Köpek bana temas... Abi bunu nasıl yapıyorsunuz? Bu köpek size nasıl yapışıyor? Bana bunu... Ya çal kapıyı sor. Çal kapısını adamın. Abi selamun aleyküm. Sen iyi niyetli ol yeter ki. Herkesin sana bir şey öğretmek gibi bir zamanı, şusu busu, her an boş zamanı o olmayabilir. Gidersin, ısrarcı olursan, seni bu işte, hani adamlar bu işin peşini bırakmayacağını anlarsa, herkes sana bir şeyler öğretir. Öğretir abi. Hiç olmazsa oraya oturursun, o herif ne yapıyor? Göz hırsızı dedik ya. Göz hırsızı olmak lazım, bu çok önemli. Kesinlikle abi. Yani. Böyle, köpek eğitmeni olunur mu? Olun arkadaşlar. Çalışılır mı? Çalışılır. Nasıl mı olunuyor? İşte anlattık, böyle olmuyor. Çalışarak olmuyor. Çalışarak olmuyor. Köpekleri çalışacaksa, gezdireceksin. İki yumurta kafamıza sürelim, kulağımıza da havuç sokalım. Değil abi. Olmuyor. Değil abi. Abi son demek istedim, tabii ki hani kapı çalın dedik ama şunu da beklemesin insanlar. Ben köpeğime oturum nasıl öğreteceğim? Denedin mi? Evet, denemedin. Abi ben buna bir şey yapamam. Ama dediğin olay, sorun çöz. Bunda sorun tabii. Çözüyorum. Tamam hani... Şeydi yani kapı çalın ama öncesinde bir çabanızı görsün tabii, insanlar tabii, yani. Söylediğimiz o. Tabii. İşte ben uğraştım işte bunu yapamadım. Yapamadın o zaman yani, tabii ki herkes yardımcı şimdi olur. Şimdi bana köpeğe oturmayı öğret. Öğret bu yani. Böyle bir şey değil. Yani. Onu sen çalışacaksın. Çözemezsen denedim diyeceksin. Denediğini göstereceksin. Video göndereceksin yapacaksın tabii. Şu bu falan. Olmuyor. Hoca da sana diyecek ki çık gel kardeşim. Aynen öyle. Bir gün beraber çalışalım çıkacak geleceksin. Yani adam bir saat çalışma için 6 saat yol gidiyor bazı insanlar. Kesinlikle ama öyle. Bu iş böyle öğreniliyor. Evet arkadaşlar, bu videoda köpek eğitmeni olayım mı? Köpek eğitmenliğinde para var mı? Bu iş nasıl oluyor? Bunların konuştuk. Latif de sağ olsun buraya kadar geldi, bizi kırmadı. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Buraya kadar, sonuna kadar izlediyseniz bir beğeni atmayı çok görmeyin. Latif'i de Instagram'dan expertk9 takip etmeyi unutmayın. Bilgilerini aşağıda paylaşacağım. Hoşça kalın. Görüşürüz. Görüşmek üzere.